Herkese merhabalar dostlar. Bugün konumuz ototüner. Ototüner cihazının kutu içeriği, kurulumu ve kullanımından bahsedeceğiz. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım. Kutuyu açtığımız zaman bizi karşılayan ilk şey flaşör. Bu flaşörün diğer cihazlardan farkı şu. Bench, Boot ve OBD aynı kutu içerisinde yapılmış. Kutuya geldiğimiz zaman kutu içerisinde biraz yakından çekebilir misin bunu? Kutu içerisinde anahtarlık, gözlük ve bakın şimdi burayı da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunu özel bir şekilde paketlemiş, elibon çıkıyor. Yani olabildiği kadar sizin kendinizi özel hissetmeniz için her şeyi yapmışlar. Bir adet data kablosu, adaptörü. Adaptörün yanında sadece bir tip fiş değil, diğer ülkelerinde fişlerini yollamışlar. Boot yaparken kullanacağınız adaptörler, OBD fişiniz, bench kablolarınız, yine aynı şekilde boot yaparken kullanacağınız ara kablo. Devam edelim. Şimdi bizim ihtiyacımız olan, bugün kullanacağımız şey, materyaller nelerdir? Flaşörümüzü aldık, bench kablomuzu aldık, data kablomuzu aldık, güç kaynağımızı aldık, OBD kablomuzu aldık. Bu da kurulumda kullanacağımız, tekrardan yakınlaşır mısın? Bu da kurulumda kullanacağımız USB'si. Kurulumuna geçelim mi? Tamam, yavaştan kurulumuna geçelim o zaman. Kuruluma geçeceğiz. Kurulum için USB'mizi bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayarı da şu an ekran kaydını alıyor olmamız gerekiyor. Evet, karşımıza çıkan start uzantısına basıyoruz. Evet. Let's start diyoruz. Cihazınızı bağlayın diyor. Biz bağlayalım cihazımızı hatta. Bize verdiği bağlantıdan güncel olan dosyayı indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyayı da kurulumunu da yapalım beraber. İngilizce olarak devam ediyoruz. Yükleyeceğiniz yeri soruyor. Evet, devam ediyoruz. Kısa yolunu masaüstüne ekliyoruz. Evet, kısa yolunu masaüstüne ekledikten sonra devam ediyoruz. Hatta biz cihazımızı da bilgisayara bağlıyoruz bu sırada. Çok kısa bir sürede fark ettiyseniz kurulumu tamamladı. Finish'e basıyoruz. Cihazı bağladığımız zaman, Muhammed buraya gelir misin? Cihazı bağladığımız zaman, bak burada mavi ışık yanmaya başlıyor, yansıyon yapmaya başlıyor. Bu bağladığımız anlamına geliyor. Ekranda da şu anda cihazı bilgisayara bağlayın diyor. Bağladıktan sonra burada bize cihazın ürün kimliğini söyleyecek. Sonra bağlantıyı kurduğuna ve başarılı olduğunu söyleyecek. Bunu gördükten sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Tamam, devam edelim. Evet, yeni bir update geldiğini söylüyor. Diyor ki bunu kullanırken göreceksiniz. Şimdi bench yaparken veya atıyorum boot yaparken izlediğiniz bir ekran var. Bu ekranda birazdan göreceksiniz. Bunu bu ekrandan daha önceden çıkmak için çıkış tuşunu parmağınızla tıklamanız gerekiyordu. Artık ESC tuşu da çıkabilirsiniz gibi birkaç tane özellik gelmiş. Ototüner kendine yakışanı yapıyor. Verdiği taahhütün arkasında ücret istemiyor. Yıllık herhangi bir yenileme ücreti istemiyor. İstemediği gibi de güncellemeleri hala devam ediyor ve bunları ücretsiz yapıyor. Avantajlarını videonun en sonunda anlatacağım. Ama büyük avantajlarından birisi yıllık ödemesi olmaması. Bu videonun en sonunda zaten bundan bahsedeceğiz. Evet, kurulum bu kadardı. Şimdi kullanımına geçelim. Evet, aracı OBD portuyla bağladıktan sonra burada aracı okuyacağız. Aracı OBD yöntemiyle okuyacağız. Cihazımızı açtıktan sonra beyin protokolümüze giriyoruz. Beyin protokolü bulmayla alakalı daha önceden çektiğimiz bir video var. Bu videoyu da izlerseniz beyni nasıl tespit ettiğimizi görebilirsiniz. Devam edelim. MED17.7.2 aracımız Mercedes. Burayı unutmayın, burası çok önemli. Burada TC1797 yazıyor, gördünüz değil mi? Buradaki flaşın tipi aynı olduğu sürece herhangi bir problem yok. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz. İsterseniz Mercedes B serisini, isterseniz C serisini, isterseniz başka bir aracın. Şöyle bakalım, bakın şimdi. İsterseniz burada Mercedes de yazmayabilir. Bakın şimdi onu da göstereyim size. 1797 bizim flaş tipimiz. Bakın şimdi. Burada Infiniti aracımız da var okuyabileceğimiz. İsterseniz Infiniti'den de okuyabilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun bu cihazı kullanırken. Benim aracın beyni bu ama kendi aracımı bulamadım derseniz herhangi bir problem yok. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Bu arada sadece iki protokolüne girerek değil, buradan da aracınızı tek tek seçerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Buradan okuma yapmak istediğimiz araç tipini seçiyoruz. Biz binek araç yapacağız. Aşağıdan markamızı seçiyoruz. Devam ediyoruz. Aracımızın kasa tipini seçiyoruz. Kasa tipimizde W205 olarak seçiyoruz. Bizim motorumuz 1.6 156 beygir olan modelini seçiyoruz. Bakın burada da beyni aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Yani Eco protokolünü bilmiyorsanız eğer buradan tek tek de seçebilirsiniz ama Eco protokolünü bulmanız için zaten bir video çektik. Bu videodan Eco protokolü bularak daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz aracınızın beynini bulmak için.
Burada bize hangi yöntemle okumak istediğimizi soruyor. Bench mi, boot mu, OBD yöntemiyle mi okumak istiyorsunuz diye soruyor. Biz şu an OBD'yi bağladığımız için OBD yöntemiyle okuma seçeneğine tıklayacağız. Tabii tıklamadan önce buradaki diğer özelliklerinden bahsedelim. Bakın burada DTC opsiyonu var. Bu opsiyonla DTC okuyabilirsiniz ve DTC'leri silebilirsiniz. DTC ne? DTC Diagnostic Trouble Code, yani aktif hata kodları. Aracın hata kodlarını okuyabilir ve sonrasında silebilirsiniz. Bir diğer özellik ve çok kıymetli bir özellik data log. Canlı değer alma. Yani bu ne demek oluyor? Siz aracı kullanırken bir chip tuning yaptığınızı düşünelim. Araç performans artışıyla alakalı veya yakıt tasarrufuyla alakalı bir çalışma yaptınız. Bu çalışmanın öncesinde burada data log alıp sonrasında bir daha tekrardan data log aldığınız zaman canlı değerleri bir yol dynosu gibi test edebilirsiniz. Bu özellik çoğu cihazda yokken ototuner kendi içerisinde bu özelliği de veriyor. Herhangi bir ücret almadan bu özelliğe de sahip oluyorsunuz. Devam edelim. OBD yöntemiyle bağlanacaktık. OBD yöntemiyle bağlanıyoruz. Bakın burada ilk önce Identity'yi her zaman alıyorsunuz. Ondan sonra okumaya tıklıyorsunuz. Şimdi dosyamızı, Identity'mizi aldık. Herhangi bir problem olmadığını gösterdi. Beyni buldu ve server'ında olduğunu söyledi. Bu demek oluyor ki ototünerin database'inde bu dosya hali hazırda var ve bunu sanal olarak okuyabilirsiniz demek oluyor. Devam edelim. Read Echo dediğimiz zaman karşımıza iki seçenek çıkıyor. Karşımıza çıkan bu iki seçenekten birisi normal okumadır, birisi de sanal okumadır. Sanal okumayı zaten biliyorsunuz. Sanal okuma ve normal okuma hakkında bir video çektik. Bu videoyu da eğer izlemediyseniz bunu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Devam edelim. Bu aracın beynini OBD ile sadece sanal okuyabilirsin demek oluyor. Sanal okumamızı gerçekleştirdiğimizi farz edelim. Evet, buradan masaüstünü seçiyoruz. Kaydede tıklıyoruz. Şu anda database'inden dosyayı çekiyor. Evet, database'den dosyayı çekti ve indirdi. Dosyamızı çektikten sonra dosya için kimle çalışıyorsanız dosyanızı ona gönderiyorsunuz. Biz karı kufa ile çalışıyoruz. Nasıl çalıştığımızı da görebilirsiniz. Talep oluştura tıkladık. Aracın markasını seçmemizi istiyor. Aracın markasını seçtik. Modelini seçmemizi istiyor. Hangi yıl olduğunu soruyor. Jenerasyon seçtik. Kasa kodunu girdik. Motor ve kaç beygir olduğunu sordu. Beyin tipini sordu. Vites kutusu otomatik olarak seçtik. Okuma yöntemimiz hangisi? Ototuner ile okuyoruz. Biz aracımıza stage bir uygulaması yaptırmak istiyoruz. Buradan geliyoruz, dosyamızı seçiyoruz. Masa üstüne gidiyoruz. Dosyamızı seçiyoruz. En son okuduğumuz dosya burada. Buradan tarihinden de kontrol edebilirsiniz. En son okuduğumuz dosya burada. Aç'a tıklıyoruz. Dosya üzerinde istediğiniz değişkenliğin, bakın biz burada yukarıda ne dedik? Stage 1 istiyoruz. Stage 1 üzerine bir de Vmax istiyoruz. Performans artışının yanında bir de hız limiti iptali istiyoruz. Bunu da yazdık. İsterseniz burada notunuzu yazabilirsiniz. Buradan da bunu ekleyebilirsiniz. Eğer bizimle silev çalışıyorsanız buradan silev butonuna tıklıyorsunuz. Master olarak çalışıyorsunuz. Master olarak herhangi bir şey tıklamıyorsunuz. Zaten varsayılan ve seçili olan buton da Master'da. Burada gerekli kutucukları işaretleyip talebi oluştur butonuna tıklıyoruz. Talebimiz başarıyla işleme alındı. Şu anda OBD yöntemiyle ototuner cihazının kullanımını gösterdik. Bench yöntemiyle tekrardan okuyup tekrardan talep açacağız. Bu şekilde de aracımızda bir performans yazılımı yapacağız. Hemen bench yöntemine geçelim. Bench olarak okuma yöntemine geçiyoruz. OBD kablomuzu çıkartıyoruz. Sadece data kablomuz üstünde. Güç kablomuzu da takıyoruz. Bench kablomuzu boot yazan yere takıyoruz. Kolay yerde olduğu için beyni yerinden çıkartmayacağız. Bu şekilde bench yapacağız. Bakın. Soketler ulaşılması kolay yerde buradan şemamızı açıyoruz. Bu sefer bench olarak tıklıyoruz. Hangi aksesuarları kullanmamız gerektiğini söylüyor. Aksesuarlardan birisi güç kaynağı, birisi de universal bench kablosunu kullanmamız gerektiğini söylüyor. Bağlantımızı yaptıktan sonra burada bize diyor ki siyah kalın kabloyu beynin ikinci pinine gir diyor. Evet, şu şekilde bak, oradan bağlantımızı da başlatıyoruz. Artı takmamızı istiyor. Tabi bunu takarken diğer kablonun içeriye gitmemesini sağlıyoruz. Bir diğer artımızdan devam ediyoruz. Yeşil, mavi. Evet, bunu şu şekilde sayabilirsiniz. Bakın 73 yazıyor. 81'e geldiğiniz zaman bu ekranda gözüküyor ama ben buradan da göstereyim. 73 yazıyor 81'e geldiğiniz zaman. Bu ne demek oluyor? 73. Bakın şimdi. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Yani bu yandan 5 tane bırakmış. 5.'nin bir soluna diye de sayabilirsiniz. Tamam. Bütün bağlantıları gerçekleştirdikten sonra bu arada beynin yeri çok kolay yerde olmayabilir. Yani beyni bu şekilde kontrol edemeyebilirsiniz. Bu durumlarda beyni söküp masada yapabilirsiniz. Bizim için beyin yeri kolaydı. O yüzden burada yaptık. Devam edelim.
Tekrardan idem fiti alıyoruz. Şu an okumak için herhangi bir problem olmadığını, bütün bilgileri de aldığını söylüyor. Bakın şimdi karşımıza ne çıktı? Normal okuma. Bu ne demek oluyor? Normal okuma yani artık bu aracın hali hazırda içinde ne varsa bunu görebilirsiniz. OBD'de sadece sanal okuyabiliyordunuz. Buradan normal okumasını alabiliyorsunuz. Evet, normal okumamızı aldık. Yine aynı şekilde masa üstüne indirelim. Kaydet tuşuna bastık. Bakın şimdi okumaya başlıyor. Şu anda okumaya başladı. Sanal okuma gibi bir saniyede dosyayı vermez. Gerçek anlamda dosyayı okumaya başladı. Dosyayı okuması diğer cihazlara göre çok daha fazla hızlıdır. Ototuner'in en büyük avantajlarından birisi hızlı bir şekilde yazar, hızlı bir şekilde okur. Dosyamızı okuduktan sonra tekrardan talep oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz talepte de araç için ne istiyorsak bunu söyleyeceğiz Karakufay sistemine. Sizde çalıştığınız bir firma varsa o firmaya da yollayabilirsiniz. Bu firmada dosya tekrardan yapılacak, bize gönderilecek. Bu gönderilen dosyayı da araca yazacağız ve ototuner cihazının avantajlarından size bahsedip videoyu tamamlayacağız. Evet. Okuma tamamlandı. Şimdi okumuş olduğumuz dosyayı tekrardan talep oluşturuyoruz. Aracın markası, modeli, hangi yıl, hangi kasa kodu, eko protokolünü, vites tipini seçiyoruz. Yılını doğru girmeye özen gösterin. Hardware software girmek zorunda değilsiniz. Girerseniz iyi olur ama girmek zorunda değilsiniz. Hangi cihazla okuduk? Ototuner cihazıyla okuduk. Stage 1 ve VMAX uygulaması istiyoruz. Araç performans artışı, hız limiti iptali hakkında bir talep oluşturuyoruz. Buradan talebimizi oluşturmak için okumuş olduğumuz dosyayı çağırıyoruz. Okumuş olduğumuz dosyada, bakın şimdi burası çok önemli. Fark ettiyseniz aşağıda bir OBD VR ve Bench NR yazıyor. Burada Bench yöntemiyle okunduğunu, OBD OBD yöntemiyle okuduğunu söylüyor. Dosyanın sonunda bir şey yazıyor fark ettiyseniz. VR ve NR. NR normal reading, VR virtual reading demek oluyor. Biz normal readingimizi alıyoruz ve bench olarak okuduğumuz dosyayı tekrardan alıyoruz. Gerekli kutucukları doldurduktan sonra talep oluştur tuşuna basıyoruz ve talebimiz alındı. Bu saatten sonra beklemeye geçiyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde dosya bize teslim edilecek. Bize gelen bu dosyayı biz araca yazacağız. Dosya gelince tekrardan konuşuruz. Dosya gelene kadar bir ara verelim. Dosyayı teslim aldıktan sonra buradan tekrardan incele butonuna tıklıyoruz. Evet, modifiyeli dosyayı bize burada gösteriyor. Modifiyeli dosyaya tıklıyoruz. Aldığımız dosyayı masa üstüne kaydediyoruz. Bakın şimdi masa üstüne kaydettikten sonra programımızı açıyoruz. İdem fiti alıyoruz. Beynin doğru bir şekilde bağlı olduğunu tekrardan emin oluyoruz. Yani bu sırada belki herhangi bir soketten herhangi bir fiş çıkmış olabilir. Sokette bir oynama olmuş olabilir. Bağlantı kopmuş olabilir. Bağlantının kopmadığına ve her şeyin sağlıklı olduğuna emin olduk. Olduktan sonra seçtiğimiz dosyayı yazıyoruz. Stage 1 ve VMAX aç'a tıklıyoruz ve yazmasını bekliyoruz. Dosyayı yazmak istediğinize emin misiniz? Yazmak istediğiniz dosya bu diyor. Evet diyoruz. Dosyayı yazmak istiyoruz ve yazmak istediğimiz dosya bu olduğunu söylüyoruz. Evet, şu anda flash'ını yazmaya başladı. Çeksem hesaplamasını yaptıktan sonra belirli blokları silip üstüne tekrardan yazıyor. Evet, gördüğünüz gibi yazma işlemi başarıyla tamamlandı. Oldukça hızlı bir şekilde yazdı. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra takmış olduğumuz soketi, bakın burası çok önemli. Takmış olduğumuz pinlere, takmış olduğumuz kabloları 90 dereceyle çekiyoruz. Sağa sola açılı bir şekilde çekmiyoruz. Evet, soketlerimize yine aynı şekilde takıldığına emin oluyoruz. Herhangi bir problem olmadığına emin olduktan sonra soketlerimizi taktıktan sonra artık cihazımızı toplayıp aracı teslim edebiliriz. Şimdi cihazın avantajlarına geçelim. Evet, okuma yazma yönteminde gördüğümüze göre avantajlarından bahsedelim. Avantajlarına gelirsek birçok cihazda olmayan bir özelliği. Yıllık ödemesi kesinlikle yok. Herhangi bir yıllık aidat ödemesi yapmıyorsunuz. Dosyayı kaydederken dosya ismini yazmanıza gerek yok. Dosya ismini zaten otomatik olarak size veriyor. Araç, marka, model, motor, yıl ve kaç beygir olduğunu size söylüyor. Bunu sizin seçtiğinizi otomatik olarak size yazıyor. Sizin sadece sonuna plaka veya şase numarasını yazmanız kalıyor. Bir de şu var, hızlı okuma ve yazma. Hızlı okuma yazma inanılmaz derecede hızlıdır. Diğer cihazlara nispeten daha hızlı okur, daha hızlı yazar. Ayrıyeten DTC okur ve siler. Aynı zamanda bu cihaz tek başına yol diagnosu yapabiliyor. Yani ne demek oluyor? Canlı değerleri okuyup canlı değerleri kaydetme özelliği var. Başka bir avantajı ise fark ettiyseniz kutu içerisinde güneş gözünden tutun jelibonuna kadar bütün her şey vardı. Diğer kutulara göre sizi bayağı özel hissetmenizi sağlayan bir kutu yapmışlar. Ya daha da ne olsun başka bir avantaj? Daha büyük ne avantaj istiyorsun? Evet, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı, merak ettiğiniz soruları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Neyse, tamam. Dur. Kapatayım mı? Dur, yeter daha.